Tonguç Kampüs'ten herkese merhabalar. Asit ve bazların tepkimeleri diyeceğiz arkadaşlar. Asitlerden bazlardan genel anlamda bahsetmiştik. İndikatör kavramından bahsetmiştik. pH nedir bundan bahsetmiştik. Asitlerin suda çözünmesinden ve tabii ki bazların suda çözünmesi olayından bahsetmiştik. Şimdi geldik bunların tepkimelerine. Hem asitle bazların kendi aralarında yaptıkları tepkimeler hem de asitlerin bazların metallerle verdiği tepkimelerden bahsedeceğiz. İçeri genel olarak içer, inceleyecek olursak nötralleşme tepkimeleri diyeceğiz. Yani kendi aralarında yaptıkları bazı tepkimelerden bahsedeceğiz. Ve hangi metallerle hangi tepkimeler veriliyor ve bunların ürünleri olarak neler açığa çıkıyor bunları inceliyor olacağız. Ve sonrasında ise ÖSYM tarzındaki bu soruyu hep birlikte çözebiliyor hale gelmiş olacağız arkadaşlar. <laughs> nötralleşme tepkimelerinden bahsederek başlayalım. Şunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar nötralleşme tepkimesi ve Asit baz tepkimesi birbirine çok karıştırılan iki kavram. Asit baz tepkimesi demek bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi demek. Bu kadar basit bir tanımı var. Ancak nötralleşme tepkimesi bir asitle bir bazın tepkimeye girerek tuz ve su açığa çıkarması olayıdır. Dolayısıyla eğer burada su görmüyorsak o bir asit baz tepkimesidir ancak nötralleşme tepkimesi değildir veya suda olması gerekiyor bu tepkimelerin solu çözeltilerini bu tepkimeyi veriyor olması gerekiyor ki biz onu nötralleştirme tepkimesi olarak ana bilelim arkadaşlar. Bu farkı biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi genel anlamda asitleri ve bazları ve sulu çözeltilerin özelliklerini hatırlayacak olursak asitler için demiştik ki suyun içerisinde haşartı iyonları oluşturan maddelere biz asit adını veriyoruz. Mesela hidroklorik asit suyun içerisinde çözüldüğü zaman haşartı iyonu ve buna karşılık bir tane anyon veriyordu. Bazılarda ise OH iyonunun oluşması gerekiyordu. Sodyum hidroksiti suda çözdüğümüz zaman Na artı iyonlarını yani katyonları oluşturacak ve açığa bir tane OH çıkacak. Tabii ki buradaki OH'ın sayısı daha fazla olabilir. Dolayısıyla genel özetle suya H ve bir anyon veren maddeleri asit, suya katyon ve bir OH veren maddeleri de baz diyeceğiz. İşte bunlar aynı çözeltinin içerisinde karşılaşıp tepkimeye girdikten sonra... Buradan gelen H ile buradan gelen OH birleşerek su yapısını oluşturacak bize. Bunun anyonuyla bunun katyonu da birleşerek tuz yapısını oluşturacak. İşte bu sürece de biz aslında nötralleşme tepkimesi adını vereceğiz. Genel anlamda bakacak olursak hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin tepkimesi. Şimdi H+ artı ve Cl hidroklorik asitten geliyor dedik. Na+ ve OH e, sodyum hidroksitten geliyor dedik. Şimdi bunun anyonu bunun katyonuyla birleşecek. Dolayısıyla sodyum ve klor birleşip sodyum klorür tuzunu oluşturacak. Buna karşılık H artı ve OH birleşecek ve su moleküllerini oluşturacak. Peki burada her zaman bu kadar bariz bir şekilde birebir mi tepkime gerçekleşecek? E tabii ki hayır denkleştirme yapmamız gereken durumlar olabilecek. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi burada solu çözeltileri ya da asitlerin bazılarının suyun içerisinde verdikleri çözünme tepkimelerini tekrar bir hatırlayalım. Şöyle bir değerlendirme içerisinde alalım bakalım. Mesela hidroklorik asit az önce de belirttiğimiz üzere H artı çıkıyordu ve Cl eksi iyonları çıkıyordu. Şimdi asitler suya H artı iyonu verdiği için biz buradaki H artı önemseyeceğiz ve onun katsayısı bize o asidin tesir değerli değerini verecek. Yani bunun katsayısı 1 olduğuna göre tesir değerli 1'dir diyeceğiz. Her 1 mol hidroklorik asidi suda çözdüğümüz zaman 1 mol H artı oluşmasına sebep olduğunu anlayacağız. H2SO4 diyorsa mesela bu suyun içerisinde nasıl çözünüyordu? 2 tane aşartıya karşılık bir tane SO4 eksi iyon oluşturuyordu. Bu ne demek? Her bir mol sülfürik asit suda iki mol hidrojen iyonunun oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla tesir değerlim kaçtır? dir diyeceğim. Hidrojenin kat sayısı benim için yeterli olacak. Veya H3PO4 ise... 3 tane H artıya karşılık bir tane PO4. E tabii ki yük denkliğini sağlayabilmemiz için de bunun eksi 3 olması gerektiğini biliyoruz. Hani fosfatın eksi 3 değerlikli olduğunu ezberden de biliyoruz. Aynı zamanda tepkimede yük denkliğini sağlamak için de bunun eksi 3 olması gerektiğini biz tespit edebiliriz, bulabiliriz. Tesir değerliğimiz dolayısıyla 3 oldu. Neden? Her 1 mol fosforik asit suda 3 mol hidrojen oluşmasına sebep oluyormuş. Peki organik asitleri hatırlayalım. Organik asitler için yani sonunda şu COOH kısmını görüyorsak burada şunu söylüyorduk. Sondaki hidrojen ancak suyun içerisine giden ve asitliği veren hidrojen oluyordu. Öncesindeki hidrojenler bizim için önemli değil dolayısıyla. Formu kesidi suda çözdüğümüz zaman HCOO şeklinde bize anyon kısmını verecek. Artı sadece şu sondaki hidrojen ise H artı olarak iyonlaşacak. Tesir değerliğimiz kaç olduğu Hidrojenin katsayısı sayısı 1 olduğu için dolayısıyla 1 oldu. Veya CH3COOH ise asetik asitten bahsediyorsak yine şu son hidrojenden geriye kalan kısım bizim anyonumuz olacak. Artı sondaki hidrojen suya iyon olarak girecek. Dolayısıyla bunun tesir değerliği de bir olacak arkadaşlar. Yani biz organik asitlerle karşılaşıyorsak genellikle sonunda bir tane hidrojen olacağı için sadece tesir değerliği de bir olacak diyeceğiz. Bazlara geldiğimiz zaman bu defa asitlerde nasıl ki H artı iyonları veriliyorsa burada da OH iyonları veriliyordu. İşte OH iyonunun katsayısı da bazların tesir değerliğini aynı şekilde bize verecek. Mesela sodyum hidroksitten bahsediyorsak Na artı iyonlarına karşılık OH iyonları açığa çıkıyordu. Yani her bir mol sodyum hidroksit bir mol OH'ın oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla tesir değerliği birdir diyeceğiz. Magnezyum hidroksite geliyorsak magnezyum artı ikiye karşılık iki tane OH oluşması gerektiğini görüyoruz. Burada OH'ın kat sayısının iki olduğunu gördüğümüz için. Dolayısıyla her bir mol magnezyum hidroksit 2 mol OH oluşturacağına göre tesir değerliği ikidir. Ya da alüminyum hidroksit diyorsak. Alüminyum artı 3 iyonlarına karşılık 3 tane OH iyonu oluşacak. Dolayısıyla tesir değerliğimiz 3 olacak. Suya verdiği OH iyon sayısından ötürü. Potasyum hidroksiti geldiğimiz zaman K artıya karşılık bir tane OH açığa çıkacak. Dolayısıyla tesir değerliğimiz 1 olacak. Burada amonyak önemli arkadaşlar. İstisna olarak da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Onunla karşılaştığımız anda şöyle bir şüphelenmemiz gerekiyor soruda. Neden? Çünkü amonyak suya OH vermiyor. Sudaki hidrojenlerden birini çalıyor. Sudaki hidrojenlerden birini çaldığı için NH4 iyonları çıkıyor katyon olarak. Çünkü bazları tanımlarken OH'a karşılık katyon açığa çıkması gerektiğini biliyoruz. Amonyakta açığa çıkan katyon NH4 oluyor. Sudan bir tane hidrojen çalındığı için sudan ne kalıyor? Bir tane OH iyonu kalıyor. Dolayısıyla burada katsayı 1 olduğu için tesir değerliğinin 1 olduğunu söyleyeceğiz. Ve amonyakla ilgili şu bilgi çok önemli arkadaşlar. Burada açığa su çıkmıyor. Yani daha doğrusu açığa OH'ı Vermiyor, suyun içerisinde hidrojen çalıyor. Dolayısıyla asitlerle verdiği tepkimelerden de nötralleşme tepkimesi olarak kabul edemiyoruz çünkü orada su açığa çıkmıyor. E, sadece tuz açığa çıkıyor. Nötralleşme tepkimelerini değerlendirecek olursak peki bunlarda nasıl neler yapıyoruz? Az önce gördüğümüz bu tesir değerlikleri çok işimize yarayacak. Özellikle denkleştirmeleri yapmakta ve tuzun türünü belirlemekte tabii ki. Mesela lityum hidroksit ve hidrobromik asidi vermiş bize bir bazla bir asidin tepkimesinden. Şimdi tesir değerliği kaç? OH'ın katsayısı bir olacağı için bir. Burada da hidrojenin katsayısı bir olacağı için tesir değerliğimiz bir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde denkleştirme ihtiyaç duymayacağız. İkisinin de tesir değerliği birbirine eşit. Şimdi buradan bir tane lityum buradan da bir tane brom açığa çıkacağına göre lityum bromür bizim tuzumuz olacak. Artı bir tane o haşa karşılık bir tane H' artı çıkacağı için de suyun kat sayısı da yine bir olacak. Bu şekilde denkleştirmemizi tamamlayacağız. Magnezyum hidroksiste karbonik asit geldiği zaman tesir değerli 2 bunun da 2. Dolayısıyla burada da denkleştirmeye e, yapmamıza gerek yok. Denkleştirmeyi e, Derinleştirmeye gerek yok çünkü birbirine denkler zaten. Şimdi bir tane magnezyum bir tane karbonat çıkacak. Dolayısıyla MgCO3 bizim buradaki tuz yapımız olacak. 2 OH'a karşılık 2 tane H artı gelecek. Dolayısıyla suyun katsayısının 2 olduğunu buradan anlayacağız. Geçelim Kalsiyum hidroksit ve fosforik asit varsa. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Tesir değerliği 2. Burada tesir değerliği 3. Şimdi bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Nasıl eşitleriz peki? Buraya 3 yazdığım zaman, buraya 2 yazdığım zaman birbirine eşitlemiş olacağım. Şimdi tuzun türünü belirlemeye geldiğimiz zaman bazen katyon geliyor dedik. Kalsiyum var ama 3 tane var. Dolayısıyla tuzumuz Ca3 şeklinde katyonun kısmını alacak. Anyon kısmında da 2 tane fosfat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu da parantez içerisine alıp çünkü anyonun bir kök halinde bunun altına 2 yazdığımız zaman tuzun türünü belirlemiş olacağız. 3 kalsiyuma karşılık 2 tane fosfat gelecek ki benim tuz yapım ortaya çıksın. Artı diyeceğiz suyun miktarını belirlemek istiyorsak şimdi toplamda 6 OH buna karşılık 6 tane de hidrojen geliyor ki zaten bu katsayıları sayıları yazmamızın sebebi gelen OH sayısıyla H artı sayısını birbirine eşitlemek. Dolayısıyla 6 OH 6 H artı ile birleştiği zaman 6 tane su molekülünün oluşmasına sebep olacak. Devam edelim. Alüminyum hidroksite karşılık formik kesit varsa. Şimdi tesir değerliği 3. Bunun tesir değerliğinin bir olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla buraya katsayı olarak 3 yazmamız gerekecek ki tesir değerlikleri birbirine eşitlensin. Şimdi geliyoruz. Bazdan katyon geliyordu. Sadece bir tane alüminyum var katyon olarak. Asitten anyon geliyordu. Peki buradan gelecek anyon neydi? Şu hidrojen hariç geri kalan kısım bizim anyonumuz olacaktı. Kapattım, açtım parantezi. HCOO bizim anyonumuzdu ve eksi bir değerlikliydi. Dolayısıyla kapatıyorum ve şuradaki 3 tane olduğunu belirten sayıyı altına ekliyorum. Bu bizim tuzumuzun türüymüş. Artı kaç tane OH geliyor? 3. Buradan da 3 tane hidrojen geliyor. Demek ki suyun kas sayısı da 3 olmalıymış. Bu şekilde denkleştirmemi yapmış oluyorum. Geçiyoruz amonyaktan bahsetmeye. Amonyak geldiği zaman şöyle bir şüpheleniyorduk değil mi? Diyoruz ki burada susuz baz durumu gerçekleşiyor. Dolayısıyla tepkimenin sonucunda suyun açığa çıkmasını beklemeyeceğiz. Şimdi NH3 var, H2SO4 var. Tesir değerli amonyak için 1'dir demiştik. Sülfürik kesit için 2. Dolayısıyla bunun kat sayısını 2 yazmam gerekiyordu. Peki amonyaktan yani amonyak bazından hangi katyon geliyor? Bunun NH4 katyonlarını oluşturduğunu belirtmiştik. 2 e tane olduğuna göre hemen paranteze alıyorum. Altına 2 yazıyorum. Peki asitten anyon olarak ne geliyor? Buradan da sülfat geliyor ve bir tane geliyor ki bu NH4'ün artı bir sülfatın eksi iki yükseltgen ve basamağına sahip olduğunu bildiğimiz için de bu şekilde denkleşmiş olacak. Artı su çıkıyor mu? Su çıkmıyor. Dolayısıyla buraya herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Çünkü açığa çıkan hidrojen ve OH burada yok sadece sülfürik asitteki bu iki tane hidrojeni amonyak çaldı. Her biri bir amonyak molekülüne giderek amonyum iyonlarını oluşturdu. Şimdi dolayısıyla şu ilk dördü nötralleşme tepkimesidir ama amonyan verdiği tepkimeyi biz nötralleşme tepkimesi olarak kabul edemeyeceğiz. O sadece bir asit baz tepkimesidir diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim net iyon denkleminden bahsetmeye. Net iyon denkleminde de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, hangi iyonlar birleşerek farklı fazla bir madde oluşturdu? Şimdi lityum ve brom birleşti burada yine suda çözülmüş madde oluşturdu. Burada da iyon halindeydi burada da iyon halinde suyun içerisinde çözülmüş durumda. Ya da diğerlerinin tamamı için bu geçerli olacak. Ancak hidrojen ve OH birleşerek sıvı halde madde oluşturuyor. Çünkü hepsinde suyun fiziksel hali sıvıdır. Dolayısıyla bütün nötralleşme tepkimelerinde bizim için net iyon denklemi H artı iyonları ile OH eksi iyonlarının birleşerek sıvı halde su yapısını oluşturma tepkimesi net iyon denklemi ismini alacak arkadaşlar. Şimdi bir soru çözelim ve öğrendiklerimizi biraz daha pekiştirelim bakalım. 3'er mol sülfürik asit ve alüminyum hidroksitin tepkimesinden oluşan tuzun formülü ve mol sayısı hangi seçenekteki gibidir demiş. Şimdi yapacağımız nedir? Elimizdeki bu asit ve bazı alıp tepkimeye sokmak olacak. Nötralleştirme tepkimesinin denkleştirmesini yaparsak hangisinden ne kadar gireceğini tepkimeye ve hangisinden artan madde olacağını tespit etmiş olacağız. Şimdi 3'er mol diyor bizim elimizde ne var? Sülfürik asit var ve buna karşılık alüminyum hidroksit var. Bunların tepkimesinden bakıyoruz. Tesir değerli 2, tesir değerli 3. Denkleşebilmesi için bunun katsayısının 3, bunun katsayısının 2 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi tuz olarak ne çekecek 2 tane alüminyum var. Katyon her zaman bazdan geliyor. Dolayısıyla Al2 olacak. Ve sülfat 3 tane var. O da asitten gelen anyonumuzu oluşturacak. Dolayısıyla Al2SO4 3 şeklinde bizim tuzumuzun türünü belirleyeceğiz. Suyun kat sayısı ne olacak peki? 6 hidrojen buradan 6 OH buradan geldiği için 6 tane H2O'nun oluşması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bize diyor ki ikisinden de 3'er mol var elimizde. Hemen şöyle yapalım. Başlangıç durumunda bundan da 3 mol var bundan da 3 mol var. Peki değişim olarak ne olacak? Şimdi katsayılar bana diyor ki her 3 mol sülfürik asite karşılık 2 mol alüminyum hidroksit kullanacaksın. Yani bundan 3 mol kullanıldığı zaman Bundan sadece 2 mol kullanmamız yeterli olacak. Peki buna karşılık katsayısı 1 olan alüminyum sülfattan ne kadar oluşacak? Şimdi 3'e karşılık 3 harcandığına göre buradaki 1'e karşılık tabii ki 1 mol tuz oluşması gerekecek ve suyu değerlendirecek olursak da oradan da katsayısı 6 olan sudan 6 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Yani bizim son durumda ne olacak? Sülfürik asit ortamda tamamen bitecek. Alüminyum hidroksitten elimizde 1 mol artan madde olarak kalacak ve alüminyum sülfat tuzundan 1 mol oluşan tuz yapısı olacak. 6 mol de su bileşiğinin oluşmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla bizden ne istiyordu? Formülünü söyle diyordu öncelikle. Al2SO4 3 olması gerekiyor bizim formülümüzün. Peki oluşan alüminyum sülfatın mol sayısı kaç? Onun da 1 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğinde yer aldı. Şimdi gelelim metallerle verilen tepkimelerde. Öncelikle metalleri bir gruplandırarak bu işe başlamamız gerekecek. Ve dört grupta inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki soy metaller, yarı soy metaller, amfoter metaller ve aktif metaller olmak üzere dört başlıkta incelenir. Soy metallerimiz bilmemiz gereken iki tane var arkadaşlar. Neler bunlar? Altın ve platin soy metal özelliği gösterecek. Yarı soy metallere geldiğimiz zaman üç tane metalimiz var. Birazcık ezberimiz gerekiyor burada. Bakır, gümüş ve civa bu grubu oluşturan metaller olacak. Amfoter metallere geldiğimiz zaman burada da 6 tane amfoter metalimiz var. Bilmemiz gereken alüminyum var, çinko var, kurşun var, kalay var, krom var ve berilyum var. Bu 6 metalinde amfoter özellik gösterildiğini bileceğiz arkadaşlar. Geri kalan bütün metallerin ise aktif metal özelliği gösterdiğini bileceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı gördüğümüze göre bunları ezberlediğimize göre geçelim. Tepkimelerde nelerle karşılaşacağız? Aktif metalleri karşımıza çıkıyorsa az önce belirttiğimiz grup yani asıl geniş metal skalasından bahsediyorsak burada asitlerle bütün asitlerle verilen tepkimeden bir tuz ve bir de hidrojen gazının açığa çıkması gerekiyor. Burada önemli olan açığa çıkan gazı bilmemiz sorularda karşımıza hep bu açığa çıkan gaz sorulacak çünkü. Ancak aktif metallerin bazlarla tepkimesi yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada herhangi bir tepkime beklemiyoruz. Dolayısıyla potasyum hidrobromik asitle tepkime veriyorsa bakıyoruz asitle bir aktif metalin tepkimesi. Buradan bir tuz çıkacak. Tuz olarak da karşımıza tabii ki potasyum bromür tuzu çıkacak. Ama tuzun türünden ziyade bizim için önemli olan açığa çıkan gazın türü olacak. Ne çıkacak peki? H2 gazı çıktığını bileceğiz. Tabii katsayısı burada denkliği sağlayabilmemiz için 1 bölü 2 olabilir veya kalsiyumla nitrik asit varsa hemen kalsiyumun artı iki değerlikli olduğu için nitrik asitin kat sayısının iki olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla tuzumuzun türü kalsiyum nitrat tuz olacak bu şekilde ve açığa çıkan gazı biliyoruz nedir? H2 gazı önemli olan gazın türünü yakalamamız. Demir ve sülfürik asidin tepkimesinden denkleştirmemize gerek yok. Açığa çıkan gaz tabii ki H2 gaz olacak. Neden? Bu bir aktif metaldir. Bu da bir asittir. Asit olduğuna göre açığa doğrudan H2 gazı çıkması gerektiğini biliyoruz. Ancak diğerine geldiğimiz zaman demir yani bir aktif metal bu nedir? Bir bazdır. Dolayısıyla buradan herhangi bir tepkime gerçekleşmesini beklemiyor olacağız. Amfoter metallere geldiğimiz zaman altı tane metalimiz vardı. Amfoter olmak demek arkadaşlar özellikle bu kelime üzerinde duracak olursak Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit gibi davranan maddelere amfoter maddeler diyeceğiz. Dolayısıyla amfoter metaller diyorsak asitlerle de bazlarla da tepkime veren maddelerdir diyeceğiz. Peki bu tepkimelerin ürünleri ne oluyor? Eğer tepkimeye giren bir amfoter metalse asitle de bazla da aynı şekilde tuz çıkarıyor ve açığa yine hidrojen gazı çıkmış oluyor. Burayı bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Mesela çinkoyla hidroiyodik asidi verdi. Bir amfoter metal asitle tepkime verdi. Ne çıktı acaba? H2 gazı çıktı. Kurşun sülfürü kesit. H2 gazının açığa çıkması gerekiyor. Kalay bir baz potasyum hidroksit. Burada kalay yerine herhangi diğer aktif metallerden birini vermiş olsaydı tepkime gerçekleşmedi diyecektik ama ...hidrojen gazının açığa çıkması gerektiğini bileceğiz. Veya berilyumla kalsiyum hidroksit bir baz ve elimizde bir amfoter metal var. Dolayısıyla yine buradan hidrojen gazının açığa çıkmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yarı soy metallere gelecek olursak yani kimlerden bahsediyorduk? Bakır, gümüş ve civadan bahsediyorduk. Burada ne asitlerle ne bazlarla tepkime var. Burası önemli. İkisiyle de tepkime vermiyor ama iki tane istisna asidimiz var. Daha doğrusu şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Oksijen içeren kuvvetli asitlerle ancak tepkime verebiliyor ve bilmemiz gereken nitrik asit ve sülfürik asit var bu özelliğe sahip. Şimdi nitrik asitli herhangi bir yarı soy metalin tepkimesinden NO2 gazı açığa çıkıyor. Bu kısmı bilmemiz gerekiyor. Herhangi bir yine yarı soy metalin sülfürik asitle tepkimesinden de kükürt dioksit gazının açığa çıktığını biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani açığa çıkan gaz burada önemli olacak. Oysa ki herhangi bir aktif metalle bu asitler tepkime verseydi hidrojen gazı açığa çıkacaktı. Ya da amfoter metallerle tepkime verseydi yine hidrojen gazı açığa çıkacaktı. Ama bu metaller eğer yarı soy metallerse bu asitlerle bu gazları çıkarıyorlar. Geri kalan asitlerle bazlarla hiçbir şekilde tepkime vermiyorlar zaten. Dolayısıyla gümüş ve nitrik asit tepkimesi verdi. Hemen diyorum ki buradan NO2 gazı açığa çıkacaktır. Azot dioksit çıkacaktır. Neden? Çünkü bir yarı soy metal. Bakır sülfürik asitle karşılaştı. Hemen diyeceğim ki kükürt dioksit gazının açığa çıkması gerekiyor. Çünkü yarı soy metal ve sülfürik asit. Ama civa evet yarı soy metal hidroklorik asitle herhangi bir şekilde tepkime vermesini beklemeyeceğim. Çünkü hidroklorik asit bu iki asitten değil e, oksijen içeren kuvvetli bir asit değildir. Bu özelliği göstermez. Soy metallere geldiğimiz zaman bunlar artık bütün tepkimelerden kaçan metaller zaten. iki tane var dedik. Altın ve platin Bunlar ne asitlerle ne bazlarla tepkime veriyor. Sülfürik asit ve nitrik asit de buna dahil. Yani o istisna asitlerle bile tepkime vermiyorlar. Burada tek bir istisnamız var. O da altının kral suyu ile verdiği tepkimedir arkadaşlar. Kral suyu biliyorsunuz çok özel bir karışım. Bir hacim nitrik aside karşılık 3 hacim hidroklorik asidin karıştırılmasıyla oluşan bir çözelti ve altın ancak bununla tepkime veriyor. Dolayısıyla kuyumculukta da yoğun olarak kullanılan bir asit türüdür kral suyu diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorusunu çözecek olursak o zaman bu kısmın aşağıdaki tepkimeler sonucunda oluşan gaz hangisinde diğerlerinden farklıdır diyor. Hemen bir değerlendirelim bakalım. Sodyum hangi kategoride? Şimdi ezberlediğimiz metaller arasında yoktu o zaman geri kalan kısmındadır. Yani bir aktif metaller. Aktif metallerin sülfürik asit olması fark etmiyor. Bütün asitlerle tepkimesinden hidrojen gazının açığa çıkması gerektiğini biliyoruz. Geliyoruz. Çinko bir amfoter metaldir ve amfoter metallerin hem asitlerle hem bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkması gerektiğini biliyoruz. Gümüş bir yarı soy metalli ve sülfürü kesitli verdiği tepkimeden kükürt dioksit gazının açığa çıktığını az önce belirttik. Eğer bu nitrik asit olsaydı bu defa açığa NO2 gazı çıkacaktı. E, kalsiyum saydığımız metaller arasında yok dolayısıyla bir aktif metaldir ve aktif metallerin sülfürü kesit dahi olsa bütün asitlerle verdiği tepkimeden hidrojen gazı açığa çıkar dedik. Kurşun bir amfoter metal ve asitlerle de bazlarla da verdiği tepkimeden H2 gazı açığa çıkarmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada sadece gümüşün sülfürü kesitle verdiği tepkimede farklı bir gazın açığa çıktığını gözlemleyeceğiz. Şimdi bazı tepkimelerde özel nitelik gösteriyor. Bunları biliyor olmamız gerekiyor. Peki neymiş o özel tepkimeler? Cam, seramik, toprak gibi. Yani topraktan elde edilen ürünlerden bahsediyoruz aslında. Bunların verdiği tepkimelerde e, neler oluyor, neler oluşabiliyor? Daha doğrusu bunu değerlendirmemiz lazım. Çünkü bunların biliyoruz ki cam tüpler içerisinde saklayabiliyoruz, deney tüpünün içerisinde deneylerini yapıyoruz. Dolayısıyla camla, seramikle, toprak ürünleriyle tepkime vermesini normalde beklemiyoruz. Hiçbir asit ve baz bu tepkimeyi vermez. Bir tanesi hariç. Normalde zayıf bir asit olmasına rağmen hidroflorik asit bu yapılarla tepkime verir ve silisyum tetroflorür gazının açığa çıkmasına sebep olur. Şimdi bu tepkimeyi verdiğine göre ben cam bir kabın içerisinde sülfürik asidi saklarım, nitrik asidi saklarım. E, bütün asitleri veya bütün bazları saklayabilirim ama çok zayıf bir asit olmasına rağmen hidroflorik asidi cam bir malzemenin içerisinde saklama şansına sahip olamam arkadaşlar. Geliyoruz bir diğer özel tepkimemiz karbonatlı bileşikler. Karbonatlı bileşiklerin bütün asitlerle verdiği tepkimeden açığa karbondioksit gazı çıkar. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu kalsiyum karbonat olabilir, sodyum karbonat olabilir fark etmiyor. Şurada CO3'ü görüyorsak ve bunun bir asitle tepkime verdiğini görüyorsak, açığa karbondioksit gazını çıkarması gerektiğini biliyor olacağız. O zaman gelelim şu en baştaki ÖSYM tarzı soruyu hep birlikte bir çözelim bakalım. Aşağıdaki metallerden hangisinin nitrik asit ile tepkimesinden H2 gazı açığa çıkmaz diyor. Şimdi demir bir aktif metal. Öncelikle bu metallerin türünü biliyor olmamız gerekiyor. Aktif metal asitlerle tepkimesinden tabii ki hidrojen gazı açığa çıkar. Alüminyum bir amfoter metalli ve amfoter metallerin hem asitlerle hem bazlarla tepkimesinden hidrojen çıkardı. Kurşun yine bir amfoter metal ve tabii ki bütün asit bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Magnezyuma geldik bir aktif metal. Aktif metal olduğu için asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Ama gümüş bir yarı soy metal olduğuna göre yarı soy metallerin tamamının nitrik asitle tepkimesinden azot dioksit gazının açığa çıktığını biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız tabii ki D seçeneğinde yer alacak. Şimdi gelelim güzelce konumuzu tamamladığımıza göre ödevlendirmemizi yapmaya bakalım. Kimyatik kitabımızı açıyoruz. Baya bir ilerledik. Artık tyt'nin de sonuna yaklaştık sayılır. Asitler ve baz, asitler, bazlar ve tuzlar konusunda ilk kısımları, ilk 4 adımı tamamlamıştık. Şimdi 5. 6. 7. adım ee, bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Neler varmış? Şöyle bir göz atalım. 152. sayfada bu kısımlar bizi bekliyor olacak. E ee, 5. ve 6. adım var dedik. Bir de sonrasında 7. adım yine çözmemiz için bizi bekliyor olacak. Burada bir tane temel düzey, iki tane orta düzey ve iki tane yeni nesil e, soru tipi bizi bekliyor olacak. Bu arada da tabii ki kapsül tadında bilgiler bizi bekliyor olacak. Her bir adım aslında bizi bir kazanım konusunda hazırlayan o konularda bilgilere ulaşmamızı sağlayan sorular olacak. Diyelim ki çözemediğimiz veya karıştırdığımız veya unuttuğumuz herhangi bir bilgi var, soruları çözemiyoruz. O zaman da kare kodlar bizi bekliyor olacak. Bu kare kodlar sayesinde video çözümlerine ulaşabilir ve eksiklerimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bir an önce ödevlendirmemizde yapıp konudaki bilgilerimizi cebimize atalım bakalım. Geçen haftanın ödüllü sorusunda neler vardı? Asitlere karşı baz bazlara karşı ise asit özelliği gösteren maddelere ne ad verilir diye sormuştuk. Bunun isminin bugünkü konumuzda da karşımıza çıktığı üzere amfoter madde olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar ki amfoter metaller de bu açıdan bizim için çok önemli bir yere sahip olacaklar. O zaman ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.